Kanalımıza hoş geldiniz. Merhabalar. Tekrardan bilgisayar başında sizlere güzel bir video çalışması içindeyim. Bugün sıfır araç fiyatlarına bakacağız. Başlamadan önce abone olup köşedeki bildirimleri açmayı unutmayalım. Teşekkürler. Genelde Türkiye'deki çok satılan araçlardan yola çıkacağım. Çünkü araçları siz çok daha iyi biliyorsunuz. Evet, Avustralya'da çok satılan araçlarla Türkiye'de çok satılan araçların arasında farklar var. Onun için Avustralya'dakileri bir kenara koyalım. Türkiye'de satılan araçlar Avustralya'da ne kadarmış bir bakalım. Daha önceki çektiğim videodaki carsales.com'dan yardım alacağız. Bakalım neler varmış. Hep beraber Türkiye'de çok satılan araçlara bakacağız. Hemen Renault'a giriyoruz. Bakalım Renault'dan neler satılıyor. Türkiye'deki satılan Renault'ların hepsi burada yok. Öncelikle hangi araçlar varmış onlara bakacağız. Biz bu sitede gördüğünüz gibi çok basit bir sitede daha önce de bahsetmiştim. Bu new dediğimiz yeniye basıyoruz. Yani araçlar kullanılmış araç olmayacak. Hemen burada Renault'a gidiyoruz. Pardon, yeni araçta zaten fiyatları kaldıralım. Evet, tekrardan buradaki Mac yerinden markalara doğru yöneliyoruz. Ve heyecanla aradığımız araçlardan bir tanesine bakıyoruz. Ve Renault ve bir de model seçelim. Bakalım neler varmış. Türkiye'den bildiğimiz Megane. Victoria eyaleti olsun önemli değil. Aşağı yukarı fiyatlar aynı çünkü sıfırda. Ve neler varmış bakalım. Çok şık bir Renault var. $51.990. Bu Avustralyan dolar arkadaşlar. Yani Amerikan dolarıyla karşılaştırma. Avustralya'da bir rakam gördüğünüz zaman bu drive away'dir. Drive away demek anahtar teslim demek. Yani cebinizden daha fazla para çıkmıyor demektir. 2020 model Renault Megane RS. Bir şey daha ekleyeyim. Türkiye'de çıkan bazı modellerin içindeki özellikler burada bulunmayabilir veya burada bulunanlar Türkiye'de bulunmayabilir. Toparlıyorum burada. Çünkü Avustralya'da kar kışı çok olmadığı için bazı özellikler buradaki araçlara koyulmuyor. Türkiye'de çöl olmadığı için Türkiye'de bulunmayan bazı özellikler buradaki araçlarda bulunuyor. Bunları da daha detaylı olarak araştırabilirsiniz. Her neyse 2020 Renault Megane 51.900 yani $52.000'lık bir araç. Sıfır araçlarda çok da pazarlık şansınız olmadığı için fiyatlar üzerinde de pek oynayamıyorsunuz. Bunu evden alabiliyorsunuz. Bu arada özel bir indirim varmış bu araçta. Bunları detaylı olarak inceleyebilirsiniz. 1.8 turbo petrol araç. Hemen altına giriyorum. Gene 2020 Renault Megane. Aşağı yukarı fiyatları aşağı yukarı aynıdır. O zaman biz ne yapacağız? Hem en ucuzuna bakacağız. Bakalım bunun modelleri içindeki en ucuzu ne kadarmış. Bu pek de bir yanlışlık olsa gerek çünkü sıfır araba diye geçiyor. Demo araçlar. Bunları belirtmeliydim. Demo araçlar sıfır olmuyor tabii ki. Bu araçlar orada hani gidip de test sürüşü yaptığınız araçlar oraya koyuyorlar. Biraz daha fiyatları düşürüyorlar. 2 yıl onları kullanıyorlar. Eskiyor araba işte birazcık. İşte bir sürü şoför geçmiş oluyor ama 6000 kilometrede oluyor. Biraz daha ucuza bu araçları alabiliyorsunuz. Hatta bunların üzerinden bazen pazarlık da yapabiliyorsunuz. Demo araçları almak fena bir fikir değil. Alanları biliyorum. Memnun da kalıyorlar. Genelde 50.000 ile $52.000 arasındaymış bu araçların fiyatları. Çok da bir fiyat farkı yok. Hemen geriye gidelim. Renault zaten çok çeşitli bir araç türü yok Avustralya'da. Çok tutulan bir araç değil. Ama Ford'a bakalım o zaman. Ford'da neler varmış mesela? Focus. Victoria. Evet, yeni araçlardan Ford Focus'a giriyoruz. Ford Focus'lara geliyoruz arkadaşlar. Ford Focus'lar sorulan soruların içinde. 2020 model Ford Focus yeni. $33.000 civarında. 1.5 litrelik bir motor, 1500 litrelik turbo motoruyla 3 silindirli bir araçmış. $33.000 civarında işte. Ford Focus'ların fiyatları burada. Şimdi daha ilginç bir şey yapalım. Sıfır araçların içinde şöyle bir şey yapalım. İlginç bir araştırma yapalım. Refine Search Clear All diyelim. Hatta site direkt New'e gidelim.
New. Sadece New olsun. Price olsun. 35.000 dolar olsun. Modeller de ise bir show yapalım şöyle. Buradan modelleri bir tercih edelim. Mesela Ford olsun. Türkiye'den Hyundai kullanılır. Pardon, Kia kullanılır. Biz birçok markaya birden bakacağız. Şimdi Mazda'ya da bakılabilir. Toyota'ya bakılabilir. Volkswagen'e zaten bakılabilir. Renault'a tekrar bakacağım ama evet, burada da Renault var. Peugeot olsun. Peugeot da Türkiye'de popüler ama Avustralya'da Peugeot çok da sık kullanılan araçlar listesinde değil. Neyse, biz bunu bir araştıralım. Çünkü bir sürü araba çıkacak şimdi. Kilometreyi şöyle yapalım. Tabii ki 0 kilometre alacağımız için. Araba 0. 2020 model bir araçtan bahsediyoruz. Mazda 3. Şöyle alalım. Mazda 3, gördüğünüz gibi devasa, muhteşem arabalardan. Benim gerçekten dikkatimi çeken, belki bir gün satın alabileceğim bir araç. 30.000 dolar civarında, 29.000 dolar. Tekrardan geri dönüyoruz. Diğer araçlara bakacağız çünkü. Mazdalar bu fiyatlara uygun araçlar diye geçiyor gördüğünüz gibi. Hepsi neredeyse Mazda. Volkswagen'in kedisi geldi. Mazdalar 30.000 dolara yakın bir fiyatla karşımıza çıkıyor. Mazda 3'ler. Türkiye'de herhalde bunlar kullanılıyor diye biliyorum. Mazda'yı ben liste dışı atacağım şimdi. Çünkü Mazda'lar çok ağırlıklı Hyundai. Hyundai Tucson. 31.990. Bu araba harika bir araba. Kocaman bir araba. Arkadaşlar, eğer alabiliyorsanız mümkünse bunları alın. Türkiye'de ne kadardır bilmiyorum ama burada 31.999. 7 yıl garantiyle geliyor. 7 yıl böyle motor, unlimited kilometre. Yani 500.000 kilometre yapabilirsiniz. Şart şu, Hyundai'de servislerini doğru zamanda yaptırmak. Bir de şirket arabası olmaması lazım. Şirket arabası olunca kilometre olayında bir değişiklik oluyor. Benim arabamda 120.000 kilometre şey koymuşlardı. Şirket arabası olduğu için kendi şirketimi almıştım o zamanlar. Renault Trafic 46.790 dolarla karşımıza çıkıyor. 2000 motor turbo dizel. Hyundai Kona aktif, iki çeker, büyük bir araç, çok beğendiğim bir araç, 29.000 dolar civarında bir fiyatta karşımıza çıkıyor. Şimdi Hyundai'leri de atalım listeden, çünkü onlar çok sık çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi çok satan araçlar karşınıza çok çıkıyor. Hyundai'yi de attık dışarıya, bakalım ne çıkacak karşımıza. Volkswagen çıktı. Volkswagen'in bu ticari araçları çıkıyor. Herhalde bunlar, belki de merak edersiniz, 31.000 dolar, 32.000 dolar. Eğer Avustralya doları bu dönemde 6 civarında, 6'yı da çarparsanız işte rakam size çıkıyor. Bu araçların da uzun dönemlik, bazı durumda da bakım masrafları bile dahil. İlk bir yıl ücretsiz bakım falan diyorlar. Artık bazı araçlarda sadece 7 yıl garanti veriyorlar. Onları takip etmeniz gerekiyor. Hemen buradan Volkswagen'in diğer araçlarına da girmek istiyorum ama herhalde o fiyatlarda yok. Kia Cerato 2020 0, 24.000'de. Bakın arkadaşlar, bu araç çok mantıklı bir araç. Neden? Şimdi diyelim ki bu 25.000 artık. Tahminlere göre daha doğrusu 25.000. 200.000 TL'nin üzerine biraz çıkıyor herhalde anladığım kadarıyla. Çünkü 6. Pardon. Türk parasıyla düşürmeye çalışıyorum. İşte değişiyor. 25.000 olduğu zaman 150.000 civarında, yanlış hesap etmediysem. Tabii bu aralar dolar iniyor çıkıyor. Her gün fiyatlar değişiyor. Bu sıfır Kia Cerato. 7 yıl garanti veriyorlar. Neredeyse bu araç fulldür yani. Hemen şöyle istiyorsanız kısaca bakalım araca yakından. Neler var neler yok gibisinden. İşte içinden bazı örnekler. Kocaman araba. Eğer çocuklu bir aile olacaksanız yakında, bu araçlar hem ucuz hem kullanımı kolay araçlar.
Kia'dan da kurtulalım. Kia'nın da bir tane örneğini aldık. Teşekkür ediyoruz Kia'ya ve yolumuza devam ediyoruz. Bakalım neler çıkacak. Volkswagen gene, Volkswagen ticari araçları, Peugeot'un ticari araçları kendilerini gösteriyorlar. Peugeot, evet. 2020 model Peugeot 308. 30 bin dolar. Yani 180 bin TL civarında, yanlış anlamadıysam. Evet, doğru. Çünkü ekstra bir ödemesi yok. 1.2 turbo. Petrol tabii ki, dizel değil. Aracı siz herhalde Türkiye'den tanıyorsunuzdur. Ben bunları çok sık görmüyorum burada. Çok şık, pırıl pırıl arabalar. Artık inanın hiçbir marka kötü araba yapmıyor zaten. Şöyle bir sıkıntı oluyor. Avustralya'nın etrafında farklı ülkelerde, işte regional ya taşra bölgede çalışacaksanız, oralarda yaşayacaksanız bir sıkıntı, servis problemi. En yakın servis size 200 km uzakta olabiliyor ve bu da herhalde sizin istemeyeceğiniz bir şeydir. Çünkü garantiyi elde tutmak için çoğunlukla servise gitmeniz gerekiyor. Bazı durumlarda bazı tamirciler arabanın garantisini koruyabilecek bakımı yapabiliyorlar ama her zaman bulamıyorsunuz. Bu da böyle bir şey Avustralya'da. Volkswagen'de çıkalım. Ve Kia çıktı. Kia Rio. Bu arabalar çok popüler olmaya başladı. Piyasada çok sık görmeye başladım. Küçük boyutta bir araç. Derli toplu bir araç. Gördüğünüz gibi. Renkleri güzel, çizgileri güzel. Pırıl pırıl araçlar. 25 bin dolar civarında. Bu da size zaten 150 bin TL, yani Türk parasına çeviriyorum dediğim gibi, gelen bir araç. Motoru küçük, 1000 litrelik. Bu araçlar çok az yakıyor, bunu biliyoruz. Ama şehir kullanımı 5.4, gördüğünüz gibi 5 yıldızlı bir, evet 5 yıldızlı bir güvenlik puanı var. Kia'larda da böyle. Fiyatlarda Kia'lar, bunları bulabiliyoruz. Hemen Kia'yı da atıyoruz liste dışına. Peugeot'lar geliyor. Peugeot Partner. Bu Türkiye'de herhalde benim de çok sık gördüğüm araçlardan bir tanesi. Bu 2019'da yapılmış, satılamamış. Piyasada hala bekliyor herhalde anladığım kadarıyla. 1.2 turbo petrol. Çok küçük bir motoru var. 26 bin dolar civarında. Şimdi Türkiye'deki fiyatları gördüğünüz zaman bunlar karşılığında bunlar çok ucuza geliyor. Çünkü bir de buradaki geliri düşündüğünüz zaman bu arabanın maaşını, bu arabanın geri ödemesini 1 yılda 2 yılda yapabiliyorsunuz. Bunlar önemli. Peugeot'un karşısında, Peugeot'u attığımız zaman, yani Peugeot'u geçtikten sonra Kadjar var. Türkiye'de de kullanılıyor. Hatta bizim tanıdığımızın bir tanesi bundan almıştı ve çok memnundu. Küçük motor, 4 silindir 1.3. 2019 yılında yapılmış ama satılamamış. Kilometresi yok üzerinde, 30 bin. Bunun 2020'sini arıyorum derken Peugeot'un 2020 308 çıktı, 30 bin dolar civarında. Renault Kadjar 31 bin dolar, 2020 işte budur benim aradığım. Türkiye'de kullanılan Kadjar 31 bin, 32 bin dolar civarında. 200 bin TL'nin altında olan araçlar. Renault Koleos, artık Türkiye'de nasıl söylüyorsunuz bilmiyorum, Avrupa'da veya. 32 bin dolar civarında, gene 2020. ...5000 forsel koymuşlar. İlginçtir bu araçlar. Yani çok uygun fiyatlar arkadaşlar. Bu arabayı aldığın zaman 10 yıl, 15 yıl başınız ağrıtmaz. Eğer o kadar uzun süre tutarım diyorsanız araçları. Yani alınabilir. Çünkü zaten 7 yıl çoğunluğu 5 ile 7 yıl arasında bir garanti veriyor. Bu arada ben Peugeot'u da atayım. Renault'a baktık. Bir de Toyota var mı bakalım. Toyota herhalde gelmedi. Ford Focus var. 33 bin dolar. 2020. Ford Focus Active 2020. 1.5 litre motoru var. Turbo benzinli. 34 bin dolar civarında fiyatla satılıyor. İşte böyle arkadaşlar. Demek istediğim şudur ki tabii ki çok pahalı araçlar var. Ben bunu videosunda yapacağım zaten. Bir tane de Prestige araçları için sizlere bir video yapacağım. Sıfır arabalar böyle. Alabileceğiniz araçlar böyle olmalı. Eğer sıfır alacaksanız. Tabii ki herkes kendi bilir ne kadar alacağını, ne yapacağını ama bildiğimiz bir şey var ki araç alırken de mantıklı olmak gerekiyor. Çünkü sıfır araba aldığınız zaman o araç size en azından 5 yıl sizle
biraz da oturduğunuz zaman direksiyonla kendinizi ne kadar rahat hissettiğiniz önemli. Hani tamam, marka bir yana, kendinizi ne kadar güvende hissettiğiniz önemli. İşte çocuğunuz olacaksa çocuğunuzun güvenliği önemli. Bunlara bakmak gerekiyor. Benim diyeceğim bu kadar. Web sitesini zaten açıklamaya koyacağım. Sorularınız varsa lütfen yorum yerine yazabilirsiniz. Cevap veririm. Eğer cevabını bilmiyorsam kısa sürede bulabileceğimi düşünüyorum. Bugünlük bu kadar. Lütfen videoyu beğenip paylaşırsanız bizim için çok iyi bir iş yapmış olursunuz. Bizim buna ihtiyacımız var. Çok teşekkürler. Bye.